Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu hafta sizinle 6. ünitemizden birkaç soru çözeceğiz. Öncesinde bir konu tekrarı yapalım beraber. Neler hatırlıyoruz bunları bir ölçelim. Bir bölgedeki canlı sayısı ve canlı çeşitliliğine biz ne diyorduk? Biyoçeşitlilik diyorduk. O bölgedeki canlı ve cansız varlıkların etkileşim halinde olmasına da ekosistem adını veriyoruz. O bölgeye ise habitat adı veriyoruz. Canlı ve cansız varlıkların miktarı, sayısı ne kadar çok fazla olursa ülkenin ekonomisi ve biyoçeşitlilik bakımından zenginliği o kadar fazlaydı demiştik geçen haftalardaki videolarımızda. Peki bu onlar, yani biyoçeşitlilik için kullandığımız bu çeşitlilik neden gerekliydi? Tarım alanında, ilaç sanayinde, tıp alanında ve birçok alanda biyoçeşitliliğin fazlalığı bizim için önemliydi. Bu alanlardaki çalışmalar için gerekliydi. Biyoçeşitliliği etkileyen birkaç faktör vardı. Bu faktörlerden dolayı da çeşitliliği azalmış olan hayvan türleri veya bitki türleri vardı. Bunlardan birkaçı dinozor, moa kuşu, mamut, Tazmanya kaplanı, nesli tükenmiş olan hayvanlardandı. Meksika yunusu, panda, kutup ayısı, mavi balina ise nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardı. Bizim ülkemizde de kelaynak, Van kedisi, ulu doğan, toros kurbağası, Akdeniz foku, boz ayı, ters lale, kardelen, göl soğanı, orkide de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlardan ve bitkilerdendir. Kafkas öküzü, yakalı toy, Mersin balığı, Asya fili, başak, kızıl geyik ve Fars da ülkemizde nesli tükenmiş olan hayvanlardandı. Şimdi beraber sorularımıza başlayalım. Tek tek çözelim. Biyoçeşitlilikle ilgili ekosistemleri dengede tutar, ülke ekonomisine katkı sağlar, enerji akışını hızlandırır. Verilerinden hangileri doğrudur diye söylemiş. Tek tek yapalım. Ekosistemleri dengede tutar mı biyoçeşitlilik? Evet, kesinlikle tutar. Canlılar birbiri içerisinde etkileşim halindeydi. Ve bu çeşitlilik ne kadar fazla ve ne kadar çoksa ekosistemdeki denge de o kadar yerinde ve sağlamdır. Ülke ekonomisine katkı sağlar. Evet, turizmde katkı sağlar. Tarım, sanayi ve tıp alanında, eczacılık alanında da yine katkı sağlardı. Enerji akışını hızlandırır. Evet, bu ifademiz de doğru. Cevabımız buradan D şıkkı olacak. Biyoçeşitlilik ile ilgili bir araştırmanın sonuçları aşağıda verilmiştir demiş. Biyoçeşitlilik ile ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye bir ifademiz var. Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin sayısı zenginliği biyoçeşitliliği oluşturur. Bu ifade doğru. Bir ülkenin biyoçeşitliliği hem o ülkenin hem dünyanın biyoçeşitlilik zenginliğine sayılır. Bu da doğru. Biyoçeşitlilik tarım, eczacılık, tıp, hayvancılık açısından da önemlidir. Bu ifademiz de yine doğru. Cevabımız D şıkkı olacak. Sıradaki soruya geçelim. Kardelen, alabayı, balık, Akdeniz foku, boz ayı. Bunlar size ne ifade ediyor? Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanların ve bitkilerden birazcık bahsetmiş, öyle değil mi? Ama bunlardan bir tanesi sanki çok farklı. Soruya bakalım. Yukarıda verilen hayvanlardan hangisi ülkemizde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerden biri değildir ifadesini kullanmış. Bakalım. Kardelen çiçeği var mıydı? Evet, vardı. Akdeniz foku vardı. Boz ayı vardı. Ters lale vardı ama alabayı, balık yoktu. Cevabımız C şıkkı olacak. Biyoçeşitlilik gezegenimizi yaşanabilir hale getirir mi? Evet. Biyoçeşitlilik ülke ekonomisini olumlu mu etkiler, olumsuz mu etkiler? Tabii ki de olumlu etkiler. Hangi çıkışa ulaşıyoruz? Birinci çıkışa. Cevabımız A şıkkı. Bir bölgedeki canlı neslinin tükenmesi biyolojik çeşitliliğin azalması anlamına gelir. Dünyada nesli tükenmiş olan canlıları aşağıdakilerden hangisi örnek olarak verilemez ifadesini kullanmış. Bakalım hangilerini tanıyoruz? Mamut. Mamutu nereden hatırlıyorsunuz? Buz devrinden hatırlıyorsunuz. Dev bir fil tarzında bir hayvan vardı. Ona mamut diyorduk. A şıkkı nesli tükenmiş olan hayvandır. Dinozor yine nesli tükenmiş bir hayvan. Moa kuşu da önceki videolarımızı izlemişseniz resimlerde görmüşsünüzdür. Deve kuşuna benzeyen uzunca bir kuş. O da yine nesli tükenmiş olan bir hayvan.
Ama kartal nesli tükenmiş bir hayvan değil. Onu sayıca yine fazla. Cevabımız B şıkkı. Biyoçeşitlilik aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir demiş. Biyoçeşitliliğin anlamına bakacağız. Bir canlının doğal yaşam alanı ya da arandığı zaman bulunduğu yerdir. Bu neyden bahsediyor? Habitattan bahsediyor. Bu ifade yanlış. Bir bölgedeki bitki ve hayvan türlerinin çeşitlerinin sayıca zenginliği bize biyoçeşitliliğin tanımını veriyor. Diğer şıklara bakmamıza gerek yok ama cevabımız direkt B şıkkı olarak çıktı. Diğer soru cevapları da bir bakalım. Bir bölgede bulunan canlı cansızların meydana getirdiği bütündür. Bu ekosistemin tanımıydı. Belirli bir bölgede aynı türden olan canlıların bir arada yaşaması bu ifade yanlış. Biyoçeşitliliğin tanımı değil. Cevabımız B şık olacak. Yedinci soruya bakalım beraber. Bir ekosistemde aşağıda belirtilen olaylardan hangisi biyolojik çeşitliliğin azalmasına sebep olmaz demiş. Doğal kaynakların bilinçsiz olarak kullanımı kesinlikle biyoçeşitliliği azaltır. Yeşil alan sayısının artması, insan nüfusunun artması, bitki ve hayvan neslinin tükenmesi. Bitki ve hayvan neslinin tükenmesi zaten biyolojik çeşitliliği doğrudan etkiler ve doğrudan sayısında azalmaya neden olur. İnsan nüfusunun artması da bilinçsiz avlanmaya ya da orman alanlarının yok edilmesine neden olur. Yeşil alan sayısının artması biyolojik çeşitliliği arttıracağı için cevabımız B şıkkı olacak. Aşırı avlanma, ev ve sanayi atıkları, küresel ısınma. Biyoçeşitliliğin tehdit eden faktörlerdir diye bir ifade kullanmış. Bakalım aşırı avlanma biyolojik çeşitliliği etkiler mi? Evet, sayıca azaltır. Ev ve sanayi atıkları yine doğal yaşamı etkileyeceği için biyolojik çeşitliliği azaltır. Küresel ısınmada yine küresel ısınmadan dolayı kutuplarda buzulların erimesi biyolojik çeşitliliği azaltır. Cevabımız D şıkkı olacak. Ülkemizde yaşayan aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya değildir ifadesini kullanmış. Orkide, kelaynak ve Akdeniz foku nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvan iken güvercin değil. Cevabımız B şıkkı. Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından oldukça fakirdir demiş Ekrem. Ülkemize Kafkas öküzünün nesli tükenmiştir demiş Fatih. Ülkemize bazı canlı türlerin avlanmasının yasaklanması biyoçeşitliliği arttırmaktadır demiş Zeynep. Hangileri doğrudur diye bir ifade kullanmış. Bakalım Zeynep'in söylediğiyle başlayalım. Ülkemizde bazı canlı türlerin avlanmasının yasaklanması biyoçeşitliliği arttırma sebeplerinden bir tanesiydi. O canlı grubunu koruma altına alarak biz aslında ne yapıyoruz? Çeşitliliği arttırmayı hedefliyoruz. Zeynep'in ifadesi doğru. Ülkemizde Kafkas öküzünün nesli tükenmiştir. Fatih de doğru söylüyor. Ekrem'e bakalım. Ülkemiz biyoçeşitlilik açısından oldukça fakirdir demiş. Hayır, bizde oldukça zengin biyoçeşitlilik var. Ekrem ifadesi yanlış. Cevabımız Fatih ve Zeynep C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik çeşitliliğin fazla olması için alınan önlemlerden biri değildir ifadesini kullanmış soruda. Bakalım. Yerleşim yerlerinin artması, çevre sağlığının korunması, atıkların geri kazanılması, ormanlık alanların arttırılması. Şimdi ormanlık alanların arttırılması demek o bölgedeki canlıların yaşam alanlarını arttırmak demek. Atıkların geri kazanılması, çevreye fazladan atık atmadığımız için yine canlı yaşamını koruma altına almamız demek. Çevre sağlığının korunması yine biyoçeşitliliği aslında arttırma hedeflerinden bir tanesi. Yerleşim yerlerinin artması o bölgedeki canlıların yaşam alanlarını tehdit edeceği için bu ifademiz yanlış. Cevap A şıkkı olacak. Yeni konumuzla devam edelim. Çevre, canlının yaşamını sürdürdüğü hava, su, toprak gibi cansız varlıklarla insan, hayvan gibi, bitki gibi canlı varlıklardan oluşan ortama deniyordu. İnsanlar beslenme, ısınma, barınma gibi temel ihtiyaçları karşılamak için çevreden etkileşim halindeydiler. Ama buna rağmen çevreye zarar veren insanlar var ya da çevreye zararlı etkilerimiz var bizim maalesef. Buna bağlı olarak da küresel ısınma artıyordu. Hava kirliliği, su kirliliği, çevre kirliliği,
toprak kirliliği gibi nedenlere sebep olabiliyorduk. Bunlar da yine bizim sağlığımız açısından çok çok zararlı olan şeyler. Ancak bazı tedbirlerle biz ne yapabiliyoruz? Bu çevre kirliliğinin önüne geçebiliyorduk. Mesela nasıl olabilir? Atık suların denizlere veya göllere ulaşmasını engelleyebiliriz. Bunlara filtre takabiliriz. Ya da fabrikalardan çıkan zararlı gazları engellemek amacıyla yine fabrika bacalarına filtre takabiliriz. Onun haricinde çöpleri yine çöp kutusuna atarak biz aslında çevreyi biraz olsun temizleyebiliriz. Bizim bu çevreye ettiğimiz etkilerden dolayı ne oluyordu? Biyoçeşitlilikte azalmalara sebep olabiliyordu ya da besin ihtiyaçlarını karşılamada diğer canlılar zorluk çekebiliyordu. Yine biz zorluk çekebiliyorduk. Kuraklık olabilir, küresel ısınmaya sebep olabilir. Birçok etkisi vardı bu çevre kirliliğinin. Ne yapabiliriz başka? Ağaç dikebiliriz. Yine ormanlık alanların sayısını arttırabiliriz. Çöpleri çöp kovasına atabiliriz. İnsanları buna yani çevreyi kirletmemek amacıyla uyarılarda bulunabiliriz. Vesaire vesaire birçok yapacağımız işler vardı. Önceki videolarımızı eğer izlediyseniz bunlar hakkında detaylı bilgi vermiştik. Şimdi testimize beraber başlayalım. Birinci soruyla doğa çeşitli sebeplerden dolayı tahribata uğramaktadır demiş. Doğa aşağıda verilenlerden hangisi de doğrudan insan etkisi sonucu tahrip olmaktadır? Bakalım. Kasırga sonrası çatılara uçan evler. Kasırgalarda biliyorsunuz doğal afetlerden bir tanesiydi. Ve onda insan eli veya herhangi bir şeyi dokunamıyordu. Bu ifade yanlış. Seller yine aynı şekilde doğal afetlerdi. Seller sonucu sular altında kalan tarım arazileri insan yapımından dolayı doğrudan insan yapımından dolayı değil. Çığ düşmesi de yine telef olan hayvanlar var. Çığ düşmesi bunun yani yine doğal afet olduğu için bu ifade de yanlış. Cevabımız C şıkkında söndürülmeyen sigara izmariti sonucu yanan ormanlar olacak. İnsanlarımız bu konuda bilinçsiz olduğu için izmaritlerini doğrudan doğaya attıklarında oradaki çalı çırpıdan ya da kuru otlardan ya da herhangi bir şeyden yangınlara sebep olabiliyoruz. Cevabımız C şıkkı olacak. Egzozlardan çıkan zehirli gazlar, parfüm kullanılması, kalitesiz kömür kullanılması hangisi çevre üzerinde olumsuz etkiye sahiptir demiş. Buradan eğer bakacak olursak egzozlardan çıkan zehirli gazlar doğrudan etkiler olumsuz yönde. Parfüm kullanılması olumsuz yönde etkiler. Biliyorsunuz içerisindeki bazı gazlardan dolayı havaya zararlı maddeler gönderebiliyoruz. Kalitesiz kömür kullanılması yine aynı şekilde doğaya doğrudan hava kirliliğine sebep olabiliyoruz. Cevabımız D şıkkı olacak. Canlının yaşamını sürdürdüğü hava, su, topraktan oluşan, içinde canlı ve cansız bütün varlıkları kapsayan ortama çevre diyoruz. Cevabımız B şıkkı. Bir yerleşim yerinde astım, nefes darlığı, akciğerlerin iltihaplanması gibi rahatsızlıklar çok fazla görülüyorsa hangi kirlilikten bahsediyor olabiliriz? Kesinlikle evet, hava kirliliğinden bahsediyor olabiliriz. Ormanlar insanların olumsuz davranışları sonucu günden güne yok olmaktadır. Buna göre ormanların yok olmasından hemen sonra öncelikle aşağıda verilen canlı türlerinden hangisinin olumsuz etkileneceği söylenebilir? Şimdi ormanları bir düşünün, içerisindeki yaşayan canlıları bir düşünün. İnsanlar mı daha çok olumsuz etkilenir? En önce su kaplumbağaları mı, balıklar mı yoksa ormanda yaşayan böcekler mi? En başta etkilenecek olan, olumsuz etkilenecek olan tabii ki de böcekler. Cevap A şıkkı. 2009 yılında Meksika Körfezi'ndeki petrol kuyularında meydana gelen patlama sonucu birçok deniz canlısı yaşamını yitirmiştir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu durumun en önemli nedenidir diye sormuş. Tek tek şıklardan bakalım. Yoğun bir şekilde su kirliliği yaşanmıştır. Yoğun bir şekilde toprak kirliliği yaşanmıştır. Yoğun bir şekilde hava kirliliği yaşanmıştır. Canlılar besin bulamamıştır demiş. Sondan başlayalım. Canlılar besin bulamamıştır ama en önemli neden olarak gözükmez. Yoğun bir şekilde hava kirliliği değil, toprak kirliliği de değil. Körfezi biliyorsunuz denize yakın olan kıyı kesimlerindeki yerlere biz körfez diyoruz.
Yoğun bir şekilde o zaman ne olmuştur? Su kirliliği yaşanmıştır. Cevap A şıkkı olacak. Aşağıdaki ortamlardan hangisinde yoğun bir şekilde çevre kirliliği olduğu söylenebilir? Gözlemleyelim. Burada çok güzel bir nehir var akan. Burada çok güzel bir dağlık arazi var, ormanlık arazi var. C şıkkında da ormanlık bir alandan bir kesit vermiş. D şıkkında ise çöpleri görüyorsunuz. Kesinlikle burada bir çevre kirliliği vardır. Cevap D şıkkı. 8. soruya bakalım. Aşağıda verilen kuruluşlardan hangisi çevre kirliliğine karşı mücadele veren uluslararası bir kuruluştur? Buradaki anahtar kelimemiz uluslararası olacak. Çünkü cevaplarda bir ifade var. Kafanız direkt ben karışabilir. Bakalım. TEMA, Çevre Bakanlığı, Türkiye Standartları Endüstrisi, Greenpeace. Hangisi olabilir? TEMA, Türkiye'deki bir vakıf ve çevre kirliliğiyle mücadele eden bir vakıf. Çevre Bakanlığı da yine aynı şekilde. Türk Standartları Enstitüsü, mamullerin veya işte gıda maddelerinin standartlara uygun olup olmadığını araştıran bir bölüm. Greenpeace ise dünyadaki tüm ülkelerdeki çevre kirliliğiyle mücadele eden bir kuruluş. Cevap D şıkkı olacak. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin tüketiminin azaltılması çevre kirliliğinin ortadan kalkmasına en fazla olumlu katkı sağlayacaktır? Meyve kabukları, plastik, ahşap, porselen. Şimdi bunu biliyorsunuz aslında. Doğada çok kolay yok olmayan bir madde var. Toprakta yüzyıllarca hatta 500 veya milyonlarca yıl yaşayabilen bir madde. Kimden bahsediyoruz? Plastikten bahsediyoruz, değil mi? Cevabımız B şıkkı olacak. Aşağıda verilenlerden hangisi bir çevre sorunu olarak nitelendirilemez demiş. Plansız kentleşme çevre sorunudur. Su kirliliği çevre sorunudur. Ormanların yok olması çevre sorunudur. Ama ağaçlandırma bir çevre sorunu değil. Daha çok çevrenin korunumu ile ilgilidir. Cevap D şıkkı olacak. Toprak kirliliğine dikkat çekmek isteyen bir öğrenci bir slogan yazacak. En uygun sloganı seçelim beraber. Yaşasın toprak. Temiz toprak olmasa da olur. Toprağını koru, toprağını temiz tut, yaşamını sürdür. Sanki D şıkkındaki daha böyle bir uygun değil mi? Cevabımız D şıkkı. 12. soru. Yukarıdaki görselle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. İnsanlar çevre konusunda duyarlı, bayağı duyarlı. Çöp sulara karışmış. Çevre kirliliği yaşanmaktadır. Bu durumun uzun sürmesi halinde bazı canlı türleri yok olabilir. Çevre kirliliğinin önlenebilmesi için hemen önlemler alınmalıdır demiş. Söylenemez ifadesini kullandığı için B, C ve D şıklarını eliyoruz. Cevabımız A şıkkı olacak. Yeni konumuza devam edelim. Yıkıcı doğa olayları. Önce bir genel tekrar yapalım beraber. Yıkıcı doğa olayları, diğer adıyla doğal afetler diyorduk biz bunlara. Doğada meydana gelen can ve mal kaybına neden olan olaylara diyorduk. Deprem, heyelan, volkanik patlama, sel, kasırga, hortum bunlar yıkıcı doğa olaylarından birkaçıydı. Can ve mal kaybına neden olabiliyordu. Bölgedeki bitki örtüsüne, hayvanlara zarar verebiliyordu. Deprem neydi? Devaların hareketleri sonucunda oluşmuş olan kırılmalara biz deprem diyorduk. Deprem öncesinde bizim deprem çantası hazırlamamız lazım. Depreme karşı bir tedbir almış olmamız lazım. Ve pay hattı olan bölgelerde yerleşim yerlerini yapmamamış olmamız lazım. Ve binaların sağlamlığı ile ilgili ölçümler yaptırmamış olmamız lazım. Volkanik patlamalar nelerdi? Yer altındaki sıcaklığı çok yüksek olan lavların, magma tabakasının yukarıya doğru çıkması sonucunda oluşan patlamalara diyorduk biz. Yine bu da doğal olay, yani doğal bir afet. İnsan eliyle olmuş olan bir durum değil. Yerleşim yerlerinden mümkün olduğunca yani volkanik patlamanın olduğu yerlerde yerleşim yeri mümkün olduğunca yapılmaması gerekiyor. Yine heyelandan bahsedelim isterseniz. Heyelan neydi? Toprağın kayması sonucu bazı nedenlerden dolayı bunlar yağış olabilir,
toprağın yapısı olabilir. Birçok sebebi var. Bunlardan dolayı zeminin kaymasına biz heyelan diyorduk. Selde su taşkınlarının olması ya da yağmur gibi ya da dere yataklarının taşması gibi durumlarda sele neden olabiliyordu. Kasırgalarda saatte hızı 120 kilometreyi bulan dev rüzgarlardı. Ve bunlar genellikle demiştik ki okyanus bölgelerinde olan durumlardı. Bu şekilde biz sorularımıza beraber başlayalım. Yıkıcı doğa olayları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz demiş. Sel vardı, hortum var, deprem var. Ama asit yağmurlarını biz yıkıcı doğa olayları arasında saymadık. Cevabımız D şıkkı. Verilen doğa olayıyla ilgili olarak yer altındaki magmanın yer kabuğundaki açıklıklardan çıkması sonucunda oluşuyordu. Biz buna volkanik patlama diyorduk, öyle değil mi? Lavlar yüksek sıcaklık değerlerine sahipti ve etrafına zarar verebiliyorlardı. Cevabımız D şıkkı olacak. Aşağıdaki doğa olaylarından hangisi hava olayları sonucu meydana gelir demiş. Deprem toprağın ya da yer altındaki levhaların birbirleri içerisindeki hareketlenmesi sonucunda oluşuyordu. Kasırga hava olaylarından dolayı volkanik patlama yine yer altındaki ateş küreğinin patlaması sonucunda oluşuyordu. Heyelan toprağın yine kayma sonucunda oluşan bir durumdu. Hava olayı olan hangisi? B şıkkı kasırga. Toprağın büyük kütleler halinde kaymasına heyelan denir. Aşağıdakilerden hangisi heyelan olma olasılığını artıran faktörlerden biri değildir demiş. Yağış heyelan riskine neden oluyor mu? Evet. Eğim neden oluyor. Bitki örtüsü neden oluyor ama sıcaklık neden olmuyor. O toprak olayıyla alakalı bir durum. O yüzden cevap B şıkkı olacak. Verilen doğa olayı. Resmi bir inceleyelim. Ne olmuş burada? Bir sel olmuş. Öyle değil mi? Verilen doğa olayıyla ilgili olarak ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Aşırı yağışlar bu olayı neden olmuş olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Mal ve can kaybına kesinlikle neden olabilir. Sadece deniz kenarlarında mı görülür? Deniz kenarlarında değil, genellikle nehir kenarlarında veya çay kenarlarında da olur. Cevabımız 1 ve 2 A şıkkı. Heyelanı arttıran faktörler arasında hangileri yer alır? Eğimin fazla olması, aşırı yağışlar, toprağın yapısı, bunların üçü de heyelanı arttırabilir. Cevabımız D şıkkı olacak. Ayşe yaz tatili için Rize'deki köyüne gitmiştir. Köye giderken yolun kapalı olduğunu görmüş. Durumun nedenini öğrenmek isteyen Ayşe annesine ne olduğunu sormuş. Annesinin Ayşe'ye vereceği yanıt aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi yol kapalıysa köye gider yolun kapalı olması neyi gösterir bize? Orada bir toprak kaymış olmasına gösterebilir, öyle değil mi? Toprak kaymasında biz ne diyorduk? Heyelan diyorduk. Cevabımız A şıkkı. Sel öncesinde alınabilecek önlemler nelerdir diye sormuş öğretmeni. Ali'nin, İhsan'ın ve Musa'nın verdiği cevaplardan hangileri doğrudur diye sormuş soruda bize. Ali'nin verdiği cevaba bakalım. Ahşap evler inşa edilmelidir. Ali'nin verdiği cevap bu soru için doğru bir cevap değil. Yerleşim yerleri akarsu ve dere yataklarında yapılmamalıdır demiş. Bu ifade doğru. Çevredeki yeşil alan sayısını arttırmak seli engelleyebilir mi? Evet, kesinlikle engelleyebilir. Cevabımız Musa ve İhsan'ın söylediği ifadeler doğrudur. C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi yapılması gerekenler arasında yer almaz? Deprem öncesinde yapılması gerekenler. Soruyu dikkatli okuyalım. Gaz vanalarını ve elektrik şartellerini kapatmak, deprem çantası hazırlamak, devrilebilecek eşyaları duvara sabitlemek, depreme dayanıklı binalar inşa etmek. Şimdi deprem öncesinde bizim gaz vanalarını ve elektrik şartellerini kapatmamız doğru bir davranış değil. Deprem anında eğer aklımıza gelirse gayet iyi olacak bir durum. O anda gaz ve vanalarını kapatmak daha doğru olur. Cevabımız A şıkkı olacak. 10. soruya bakalım.
Depremle ilgili olarak depremde can ve mal kaybı yaşanabilir. Yer kabuğu içerisindeki kırılmalar sonucunda oluşur. Depremin günler öncesinde tahmin etmek mümkün değildir. Hangileri doğrudur demiş. Depremde can ve mal kaybı kesinlikle yaşanabiliyor maalesef. Yer kabuğu içindeki kırılmalar, bu depremin zaten kendi tanımında da vardı. Önceki videoları izlemişseniz. Levhalar arasındaki sıkışmalardan dolayı kırılmalar meydana geliyordu. Biz buna deprem diyorduk. Depremin günler öncesinde tahmin etmek maalesef ki mümkün değil. Cevabımız D şıkkı. Şimdi resimdeki doğa olayı bize neyi hatırlatıyor? Kasırgayı ya da bir hortumu hatırlatıyor. Verilen doğa olayıyla ilgili olarak hangileri gerçekleşebilir diye sormuş. Can ve mal kaybına neden olur mu kasırga? Evet, olabilir. Hızı saatte 120 kilometreyi bulabilir demiş. Zaten kasırganın tanımında da biz söylemiştik. Saatteki hızı 120 kilometreyi bulan ve genellikle okyanus bölgelerinde olan bir durumda. Okyanus bölgelerinden ne yapıyordu? Karasal ortama gelebiliyordu. Evlerin ve binaların çatıları uçabilir. Bu ifade de doğru. Cevabımız D şıkkı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.